İyi akşamlar sayın seyirciler. Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz inşallah. Adam Bey hoş geldiniz. Size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan Bey hoş geldiniz. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Adam Bey, size hoş geldiniz. Can Bey. Elham Bey hoş bulduk. Emre Bey. Hoş bulduk hocam. Herkes. Hoş bulduk. Efendim. Bu akşam Berat Kandili. Evet. Evet. Allah tekrarına bütün müminleri erdirsin. İnşallah. İnşallah. Hayırla, bereketle. Yayın başlamıştı. Tam sen ne dediğini duymadık ama benim istediğim bir kağıt vardı. Onu istemiştim. Onu getirin dedim. Şaban ayının 14. gününü 15. gününü bağlayan gece Berat gecesi. Allah Doğan suresinde Berat suresine dikkat çekiyor. Berat gecesine. 1 ve 4 ayetleri şeytan Allah'a sınırım. Ha mim. İşte bir şifre. Ha bir şifre, mim bir şifre. Apaçık kitabı andolsun. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. İşte o gece. Gerçekten biz uyaranlarız ki o ki onda, o gecede her hikmetli iş ayrılır. Tefsirlerde bu gecenin Berat gecesi olduğu söyleniyor. Evet. Bediüzzaman bir Berat gecesinde yani Berat gecesinden az evvel yani Asay Musa tasihiyle meşgul iken bir güvercin pencereye gelmiş bakmış Bediüzzaman'a. Ben de dedim ki diyor Bediüzzaman, müjde mi getirdin dedim diyor. İçeriye girdi diyor. Güya eskiden dost idik gibi hiç ürkmedi diyor. Asay Musa üstüne çıktı. Kitabın üstüne çıkmış. Bak şekerliğe bak. 3 saat oturmuş. Asanın ustanısı bak çok acayip bir şey bu. Evet. Mesela bu bir mucizedir bu. Ama keramet denir velilerde olanlar keramet bu yani. Belli ki yani bildiğimiz güvercin değil bu. Özel yani. Özel bir varlık. 3 saat nasıl oturur üstünde? Ekmek pirinç verdim yemedi. Mesela bu kuşta olacak bir şey değildir bu. Biz de böyle gelen kuşta da böyle yiyecek yemiş, yememiş. Kuş yer yani hayvan. Evet. Melekler yemez. Melekler de değil mi? Yiyecek verdim yemiyorlar. Evet. Ta akşama kaldı diyor, sonra gitti diyor. Tekrar geldi, ta sabaha kadar yanımda kaldı Bediüzzaman. Bak Berat gecesinde. Ben yatarken başıma geldi diyor. Şimdi bu harikulade üstü harikulade olay. Evet. Allah'a ısmarladık nevinden başım okşadı diyor. Sonra uçtu gitti diyor. İkinci güme teessüf ederken yine geldi diyor. Bir gece daha kaldı diyor. Demek bu mübarek kuş hem Asay Musa hem Berat'ımı tebrik etmek istedi diyor. Yani bu hem Bediüzzaman mübarekliğine bir işaret. Hem de harikulade bir olay. Yani adam diyor ki mucize nasıl oluyor? İşte bu tarzda. Aklın ihtiyacını alıyor mu almıyor ama düşünürsen bu yani akıl durduracak bir olay. Evet. Ya Bediüzzaman yanında yaşamak ne zevkli üstad yani bayağı şeker insanmış. Onunla hapiste yatmak da çok zevkli. Evet. Ben olsam hiç sürekli yanında her hapse girdiğinde ben de girerdim yani. Hayır o ne yapıyorsa ben de aynısını yapardım. Yaptıkları suç değil zaten. İnsan üstadını hapiste yalnız bırakmaz.
Çünkü suç değil yaptığı yani. Risale-i Nur okuyor ve ben de okurum. Cahil cahil okurdum yani. Dağıtma diyorlarsa dağıtırdım yani. Niye suç olsun ya? Yanlışlık var orada. Üstad'la ilgili gördüğünüz rüyayı anlatmıştınız daha önce. Orada yalnız kaldığını görünce hemen siz evet. Atak yapmıştınız. Maşallah. Ben iki rüya gördüm öyle yani. Mübarek rüya. Bir Bediüzzaman'ı gördüm. Bir de İsa Mesih'i gördüm. O kadar. Başka bir şey görmedim hayatımda. 60 yaşıma geldim hiç. Evet, dinliyorum. Siz Hazreti İsa rüyanızda gördüğünüzde çok detaylı tarif etmişsiniz. Saçlarının parlaklığı, yüzünün böyle parlaklığı şeklinde. Ya çok Avrupa'ydı bir kere görünüşü. Böyle geniş omuzlu, atletikti yani. Öyle hani zayıf falan bir delikanlı değil yani. Böyle, yani yapılıydı böyle. Böyle kestane rengiyle platin arası saçları yani şey sarı arasıydı saçları. Böyle Avrupa'yı yani görüntüsü. Ama yüzünde çok efendi ve neşeli, tanıyan bir ifade vardı böyle, çok saygılı. Çok hoşsa daha görür görmez böyle ellerini açarak falan böyle müthiş bir muhabbet yani gözünde bir parıltı yani çok dostane. Ben zaten o candan tavrından dolayı hemen anladım. Aa dedim ben, sadece bu kadar dedim. Aa dedim, canım benim ona benzer. Aa canım benim dedim, o kadar. Yani görsem şu an tanırım, öyle birisi olsa tanırım. Bayağı bir fotoğraf gibi kafamda kaldı. Bak yanındaki kişilerin falan hiçbirini hatırlamıyorum. Ama onu çok iyi hatırlıyorum. Mesela Bediüzzaman da kafamda fotoğraf gibi kaldı. O yaşlı hali inendi. Ondan sonra o üstündeki o sokumu diyorlar. O şey var, boynunda o atkısı falan vardı. Kafasında o yine sarı. Yani pir falan beyaz. Beyaz yani eli yüz. Kaşları falan yani. Üstadım seni yalnız mı bıraktılar dedim. Evet dedi, beni yalnız bıraktılar dedi. Ben acayip sinirlendim. Bu uzun burunlu otobüsler var ya eski. Evet. Hurda otobüsü. Onlardan da böyle. Rengi böyle sarımsı bir otobüs. Ondan sonra alenen hurda gibi yani bu. 1960'larda falan vardı öyle otobüsler. Onlardan. Ben de hemen akabinde bindim. Otobüsün içinde bulmaya çalıştım. İçeriye girdim. Sonra uyandım. Yani o ikisini çok iyi hatırlıyorum. İsa Mesih'i gördüğümde kalabalık vardı yani. Bayağı kalabalıktı ama etrafında 3-4 kişi vardı. 3-5 kişi. Yani böyle onlarla beraber geldi böyle. Gülerek falan ama tanıyacağımdan emin bir ifadeyle geldi yani yüzündeki şey. Hani ben seni tanıyorum, sen de beni tanıyordursun gibi bir ifade. Ben çünkü hiç tereddüt etmedim. Hemen aa maşallah canım benim diye böyle canım benim öyle bir şekilde bir şey söyledim. Yani inşallah aynı gördüğüm gibidir. Evet, Berat Kandilimizi birçok kardeşimiz tebrik ediyorlar. Allah razı olsun. Evet. Bediüzzaman'la beraber yemek yemek çok zevkli. Maşallah. Bediüzzaman şehriye çorbasını çok seviyor. Canım benim. Yıldız şehriye. Yıldız şehriye var ya şu an. O kaynaya kaynıyor, daha da genişliyormuş. O çok hoşuna gidiyor böyle. Bereketlendi diyor. O hakikaten kuruyken çok küçük oluyor ama piştiğinde bayağı genişliyor. Çorbaya yumurta kırdırıyormuş bazen. Bir tavuğum vardı diyor. Her gün bir tane yumurta yumurtluyordu diyor. Ya bir tavuk proteininden ne olacak yani, çok az bir şey. Bir de torba yoğurdu bulunduruyormuş. Ya ama güzel beslenme şekli. Yani yumurtadan her türlü vitamin, mineral alıyordur yani vücudun ihtiyacı olan. Yoğurt da öyle. Talebeler oturup yiyorlarmış. Ya onlar da çok şekerler. Sungur abi, acayip seviyorlar Bediüzzaman'ı.
Ama tabii genç, tecrübesiz çocuklar yani. Bediüzzaman bazen böyle o yüksek sesle onları böyle uyarıyormuş falan. Ama onlar da böyle titizler. Kaldığı evler hep ahşap evler. Eski Türk evleri. Kapıda sürekli polis bekliyor. Ya çok korkunç ya. Çok ayıp yapmışlar. Yani o kadar onu üzmek ne kadar ayıp ya. 80 küsur yaşında insan ne yapar ya? Bediüzzaman sık sık talebeden kırda da geziye çıkıyor. Açık havada. Yanlarına ekmek alıyorlar bir parça. Böyle pek şey de yok yani yiyecek, sırf ekmek mesela bazen. Böyle paylaşıp onu yiyorlar. Ama böyle beslenmeleri de çok da iyi olmuş. Hepsi zayıflar. Daha çevik olmalarını sağlamış. İşte Bediüzzaman'ın o kadar uzun ömürlü olmasına Allah onu vesile etmiş olabilir. Bayağı çevikmiş. Yani bayağı da kuvvetli. Eski asker tabii maşallah. Kur'an'ı çok güzel tefsir ediyor Bediüzzaman. Arapçası bayağı güzel. Kelime kelime bir de harflerle tefsir ediyor. Harf olarak ayrı tefsir ediyor. Mesela burada diyor nun harfi var diyor. Bu şunu vurgulamak diyor. Şeddeli nun diyor. Şunu vurgulamak içindir diyor. Mesela elif diyor buraya ilave edilmesiyle anlamı şu anlama geliyor diyor. Daha vurguluyor. Yani mükemmel anlatıyor Bediüzzaman. Bir örnek olarak yaptım ben diyor bu tefsiri diyor. Az bir şey tefsir yapmış. Ama ileride asıl çıkacak diyor yani. O tip eserler, kitaplar. Sonra oluşacak diyor Bediüzzaman. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Mesela o da kim bilir ne anlamda Yasin. Mesela Hamim. Kim bilir ne anlamda. İnşallah Allah dünyadayken göstertir bize ne olduğunu. Hikmetini. Ama ciddi bir araştırma da yapılmamış şu ana kadar. Yani böyle akılcı, kapsamlı bir araştırma yapılmamış. Aslında biraz da bilgisayar da kullanılması lazım. Bilgisayar yardımıyla çözülecek gibi yaratmış olabilir Allah. Yani normal bir akılla, normal bir beyinle değil de ancak bir bilgisayar desteğiyle bu şifreler çözülecek gibi olabilir. Her devrin adamı. Ona cevabımız Nur suresi 55. Evet şimdi kısa bir ara verelim yine devam edelim. Evet yayınımıza videoya devam ediyoruz. O sohbetlere devam ediyoruz inşallah. Evet, Tarkan hocam nasılsınız? Selamünaleyküm hocam, çok iyi. Maşallah. Ne olur ne olmaz diye takipçilerimiz takibi hiç bırakmıyorlar. Bak çok yüksek şu an izleme. Bak bir anda fırladı. Maşallah. Cin gibiler ya maşallah. Hamim ne kadar çok kullanıyor Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytan Allah'a sığınırım. Rahim sevgi. Rahman sevgi. Cenab-ı Allah hep kitabı övüyor Kur'an'ın. Gelenekçi Ortodokslar kitabı hiç övmezler Kur'an'ın.
Hep varsa yoksa hadis, 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 hadis. Allah Allah, çok acayip ya. İzleme çok yüksek. Kitabın indirilmesi üstün, güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Allah'ındır. Allah'tandır. Kitabın indirilmesi, Kur'an. Bak üstün ve güçlü. Allah'ın güçlü olduğunu biliyoruz. Nasıl? Samanyolu galaksisi bilmem ne şu var. Dünya içinde görünmüyor zaten. Toz kadar bile değil. O tozun içinde bir tozda insanlar oluyor. Dünyanın içinde bir tozda insanlar oluyor. Evrende yine uçsuz bucaksız. Evrenin içinde bir toz. Bütün evren. Evrenin tamamı. Çünkü evrenin gittikçe açıyor ya bizim evrenimiz. Sonsuz evrenin içerisinde, boşluk içerisinde bir toz. Kim bilir başka nerede ne evrenler var? Siz gazozdan çıkan o damlacıklara, kabarcıklara örnek vermiştiniz. Bizim için çok ufak gözüküyor ama onun içindeki dünya kim bilir nasıl büyük. Maşallah. Biz gökleri, yeri bak Cenab-ı Allah hemen göklere dikkat çekiyor. Gökler çok hayatidir göklerin düşünülmesi. Göklere ait film, video film hazırlayalım. Orijinal fotoğraf, orijinal resimlerle. Gökleri iyi düşündürmek lazım. Yeri ve ikisi arasında bulunan, ancak hak ve adı konmuş bir ecel olarak yarattık. Yani belli bir zamana kadar bunlar kalacak. Sonra hepsini dağıtacağım diyor Allah. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviren kimselerdir. Uyarıldıkları şeylerden yüz çeviriyorlar. Bu nasıl oluyor? Şimdi Kur'an'a doğrudan bir inkar vardır. Adam diyor ki ya kitabı okuyor işte mantıksız buluyor haşa inkar ediyor diyor. O da öyle değil. Bir kere kendi varlığını düşünmüyor. Kendi varlığını düşünse zaten hemen bir yaratanın varlığını fark eder. Etrafı düşünmüyor, gökleri düşünmüyor. Sadece keyfine bakıyor. Bu Cenab-ı Allah'ı öfkelendiren bir şey. Yani gazaplandırır Allah'ı. Yani insan bile olsa değil mi? Burada mesela acayip gazaplanırsa, her türlü nimet vereceksin, imkanı vereceksin birisine. Sofra hazırlayacaksın, yiyecek alacaksın. Adam sofraya tekmeleyip çıkacak, yiyip içip, eğlenip. Bağıra çağıra çıkıp gidecek. Bir daha sen onu çağırmazsın oraya. Veyahut dağda acayip bir karşılık verilebilir. Değil mi? Kınar. Evet. Tarkan Bey nasılsınız? Selamünaleyküm hocam. Siz nasılsınız? Allah'ım dur. Tatiliniz nasıl geçti? Maşallah. Allah gözlü düşünmemizi ister haklı olarak. Mesela bak portakal, limon kokusu var, çilek kokusu var. Her birbirinden güzel. Biri kokluyor. Birisi kokluyor, burnu olmadan kokluyor. Birisi beynimizin içinde gözü olmadan görüyor. Ben bunu düşünmüyorum derse bir adam zulüm yapmış olur. Yani Kur'an'ı inkar böyle bu tarzı bir inkar oluyor. Yani bu kadar somut delilleri açık deliller görmemiş oluyor. Allah bu delilleri inkar mı ediyorsunuz diyor Kur'an'da anlatılan odur yani. İsmail Erbay. Büyük olan Allah. Biz Allah'ın zavallı, aciz, naciz kullarıyız. Bütün güç, kuvvet Rabbimize aittir. Yiyecekler. Şimdi baktım çilek var yukarıda. Patates, o kumpir yapmışlar.
içinde bin bir türlü malzeme var, onlar da hep canlı. O bezelye, şu bu falan filan, maydanoz. Maydanoz mesela özel kokusu var, hiçbir şeye benzemiyor. Dereotunun özel kokusu var, hiçbir şeye benzemiyor. Kokular var ama kokusu olmasa hiçbir şeye yaramayacak. Kokusu mesela, değil mi? Bir nimet oluyor kokusu. Koku mesela az bir nimetmiş gibi görünüyor ama nimete nimetlik vasfını veren çok hayati bir nokta oluyor. Mesela kebap kokusu var, vay, mis gibi pilav kokuyor diyorsun, kebap kokuyor diyorsun, değil mi? Komrade Eminov Red Hake. Hocam, Dersimli apocular da sizden selam bekliyor artık diyor. Bıraktık darbimizin falan, yalan şeyler diyor. aferin maşallah. O zaman apocu da olmamış oluyorsun, Müslüman olmuş oluyorsun. Müslüman olursan tamamdır. Aleyküm selam. Veyahut selamun aleyküm. İkisi de olur. Niye apocu olman gerekiyor? Apo dediğinde o da Allah'ın herhangi bir kulu. Sizler de bizler de Allah'ın herhangi bir kuluyuz. İnkar edilecek bir yönü yok Cenab-ı Allah'ın varlığı. Açık görülüyor yani. Çok samimiyetsiz Allah inkar edilmez. Çok kızdırıcı yani. Bir de Allah'a iman edince yani nimet veriyor, güzellik veriyor, huzur veriyor. Ne var yani? Neyini inkar ediyorsun Allah'ın? Haşa. Evet Gökalp Bey, anlatın, sizden dinleyelim biraz. Allah her yere dikkat ediyor. Göklerin yerin yaratılışına dikkat çekiyor. Yerleri nasıl yarattığını, çeşitli şeklinde develere dikkat çekiyor. Mesela bakmıyorlar mı, değil mi? Sperm'i ben yarattım diyor. Onu yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz diyor. Maşallah. İnşallah. Detay detay hep yaratılışa dikkat çekiyor ama insanlar bunu bir türlü anlayamıyor inşallah. Dediğiniz gibi. Deve çok şeker ya. Bir de komik tipler. Hepsinin tipi komik ya. Bizim şu Bobby mesela ufaklık, salak herif, kollar dobiş dobiş olmuş, eşek gibi olmuş böyle bayağı geçmiş. Acayip şeker bakıyor, çok huzurlu bir oraya bakıyor. Keçi Naci de öyle. Gıdısının yanlarında süsler falan var, büyük bir dikkatle etrafı sözüyor. Hı? Demir ses çıkartıyor, yeni çıkartmış oldu. Normalde sokakta acayip kepaze çıkarıyor. Bayağı şematepe. Allah razı olsun, ne kadar süslü güzel yaratmış. Ya insan gibi bakıyor, hayret ya, can sahibi yani. Bayağı anlamlı bakıyor. Tek tek her insana teksif oluyor. Bayağı bir anlam var yüzünde. Köpek de öyle mesela, çok çok şeker yani. Yani o sevimlilik insanı çok zorluyor. İnsan ne yapacağını da bilemiyor. Keçinin ayaklarına baktım, acayip şeker. Yani her şey sembolik herifin. Bayağı tatlı maşallah. Yavru meyveler de çok komik oluyor. Yavru karpuz, yavru kabak. Bütün özelliklerini taşıyor onun. Bir de tüyler müyler hepsi tamam yani böyle. Fikret Bey nasılsınız? Bardak ortada durduğunda yüzünüzü kapatıyor diyor. Allah aşkına sevdiğim canım hocam diyor. Tamam. Ufaklık, senin ismin neydi? Yasin. Yasin ne güzel isim maşallah. Yasin çok sadık. Maşallah. Almanya'da ya sevimli, sen gel buraya gel dedim. Burada kal dedim. Hemen apar topar toparlandı geldi hemen. Maşallah. Çok imanlı. Bayağı ayet ezberi var. Maşallah. Bayağı nurlu, body de yapıyor böyle, aslan gibi maşallah. Cenab-ı Allah kendisini sevilmesini istiyor bizi. Allah'ı çok seviyoruz. O da bizleri sevsin inşallah. İnşallah hocam. İnşallah sevdiği kullar oluruz. İnşallah hocam. İnşallah Allah her yerimizi nurla sarsın. İnşallah. Bizleri nurlandırsın. Hidayet versin, aklımızı açsın. Şeytanın şerrinden korusun, kötülüklerinden korusun. İnşallah.
kalbimize güven duygusu versin. Bizi zenginleştirsin, güçlendirsin. İslam'a hakim etsin, Mehdi'yi göstersin. Mehdi'sini zahir etsin. Mehdi'ye beni de sizleri de talep etsin. İsa Mesih'e beni de sizleri de talep etsin. Nuruyla dünyayı sarsın. Hadi ismiyle tecelli etsin Rabbimiz. İnşallah. Deccali kahretsin. İnşallah. Deccali perişan etsin. Deccaliyeti yok etsin. Sul eteker. Sul eteker. Çeşitli isim hem çok büyümüş komik hatun ismi. Çok yakışıklısın maşallah hocam diyor. Seni dinlemek büyük sevk. Hamdolsun seni yaratan diyor. Biz Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocam uzaylı var mı diyor. O olsa çok şeker olur ya. Deli değilse tabii, cins değilse. Yani böyle uysal, sevecen uzaylı varsa çok iyi. Ama böyle manyak falansa hiç tanışmak istemeyiz. Ama öbür evrenlerde tabii canlı vardır. Yani bizim evrenimizin dışındaki evrenler. Çünkü onların hakkında hiç bilgimiz yok. Evet. Ulaşma imkanımız da yok. Evet, Gökalp Bey dinliyorum sizi. Estağfurullah hocam. Hocam ayette kovulmuş yatan Allah'a sığınırım. Göklerin yerin yaratılışı sizin yaratılmanızdan çok daha büyüktür. Bilseydin diyor. İnsanın yapısına baktığımız zaman inanılmaz muhteşem maşallah bir sistem ama göklerin yaratılışı çok daha büyük bir şey. Ve her şeyi yoktan yaratıyor Yüce Rabbimiz. Hiçlikten inşallah. Elhamdülillah. Bu, o çok acayip. Evet, maşallah. Hı. Çok acayip. Şimdi çok kısa bir film izleyelim. Hemen devam edeceğiz. Siz de oturun oturduğunuz yerde. Sonrası toplamak zor oluyor. İnşallah. Evet. Kısa videolarla yayınımız devam ediyor. Sonra hemen tekrar beraberiz inşallah. Bu akşamki Hoş Sohbetler programımızın sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere inşallah.